Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün 2017 model Ford Ranger aracımıza birkaç kargo geldi arkadaşlar. Birkaç malzeme geldi. Onların detaylı şekilde videosunu çekeceğiz. Takmasını falan hepsini beraber yapacağız Atakan'la. Atakan isterseniz anlatsın. Malzemeler burada. Tek tek anlat isterseniz. Öncelikle Ford Ranger aracımızın kapı rüzgarlığı geldi. Piyano bilek. Üstündeki naylonu söktükten sonra piyano bilek bir boyaya sahip. Üstüne çizilmesin diye kargoda üstüne naylon yapmışlar. Bunu söktükten sonra bu tertemiz piyano bilek bir görünüme sahip olacak. Bu kaput rüzgarlığa takılacak. Kapının rüzgarlığı bu. Kapının önüne takılacak. Ondan sonra bir adet beraber açalım. Önümüzde turuncu çakarımız var. Bunu nazar edeceğiz. Şöyle çakmaklık çıkıyor içinden. Koku, maske. Vay evet, bunları yollamışlar. Maske falan da yollamışlar. Hı. Paketleme gerçekten güzel. Çakmaklık da yollamışlar. Evet. Onlar hediye. Evet. Ben de almıştım kendi aracıma. Öyle mi? Hı. Bu 45 modlu çakar. Şöyle çakmakla elektrik alıyor. Bunu aracın tamponun altındaki ızgaraya takacağız. Bunu da çakmakla takacağız. Buradan açıyoruz. Şuradan 45 tane modu var. Çakar modu. Her bastığımızda mod değişiyor. Sabit yanıyor. Çakmaya başlıyor. Değişik çakıyor. Sıralı çakıyor. Karışık çakıyor. Turuncu çakar. Evet, bu N11'den alabilirsiniz bunu. Traktör çakar diye geçiyor. 324 liraya aldık biz bunu. Ondan sonra 324 lira mı? Evet. İyi para. Ondan sonra benim araçta olduğu gibi Amarok'ta, benim arabam yeni arabam Amarok'ta olduğu gibi kaput çakarları var. Bunlar da kaput çakarları. Hemen göstereyim. Kaputun üst tarafına monte ediliyor bunlar. Şu şekilde. Bir sağda bir solda olacak. Diğeri de aynı şekilde. Bunlarda da turuncu, yanları turuncu. Burası projektör, beyaz projektör. Turuncu çakarların modları var. Bunda da 3 tane mod var. Bir sağlı sol yanıyor. Bir tanesinde ikisi bir yanıyor. İkinci modda. Üçüncü modda da çakar yanıyor hepsi. Bunun tanesini ne kadar aldınız? Bunun tanesini 200 liraya aldık. Ama kaliteli olduğu için KGN marka aldık. KGN marka. Tamam. Çünkü bunlar diğerleri KGN marka olmayanlar 10 watt falan oluyor. Bu 36 watt. Bu da aynı şekilde zaten. Açmaya gerek yok. Bir de aracımızın gündüz ledi olmadığı için. Gerçi gündüz ledi var. LED gündüz ledi olmadığı için uzun. Orijinal far çerçevesini aldık bundan. Ranger oldu. Ranger uzun olan. Onu da göstereceğim size şimdi. Bunu da hepsi buradan 800 liraya aldık. Ford Ranger'ın orijinal far çerçevesi. İki tane bu da tabii. Tabii sağ sol. Şöyle. Farın üstüne geliyor bu. Kabloları var. Arabanın farı kapalıyken yani gündüzdeyken canlı yanıyor. Buradaki LED neon. Parka aldığımızda kısılıyor. Park moduna geçiyor. Bu sol taraf. Şöyle üstünde farını bir deneyelim, gösterelim. Gel istersen. Aracımız bu. Şöyle olacak. Şöyle. Evet. Bir de sağ tarafı için var. Sağ tarafı da tut İsmail istersen. O da böyle olacak. Evet. Bunların bağlantısını kendimiz yapacağız. Tabii hepsinin bağlantısını kendimiz yapacağız. İsterseniz bağlamaya başlayalım. Şöyle kaput rüzgarlığımızın kapıda takılması için aparatları var. İlk önce bunları takmamız lazım. Bunları takarken öncelikle şu üst tarafa geliyor. Tabii bunlar böyle kalmayacak. Bunların kapakları var, böyle siyah kapakları. Montajını yaptıktan sonra bunu bu şekilde kapatacağız. Şu plastiğin içine somununu koyuyoruz ilk önce. Koyduktan sonra şu aşağı gelecek. Yani kapı rüzgarının aşağısında olacak ki kapıda geçecek. Hepsini bu şekilde montajını yaptıktan sonra kolayca aracınıza takabilirsiniz. Toplam kaç tane? 1, 2, 5 tane mi? 3, 4, 5. 5 tane. Kargoları gayet güzel muhafaza sarıp edip göndermişler. Ama hepsini ayrı yerden mi aldınız? Tabii ayrı ayrı yerlerden aldık. N11'den aldık. Gitti gidiyordan aldık. Bir de hepsi buradan aldık. Evet.
İsterseniz biz bunların hepsinin bağlantısını yapalım. Kaputun üstüne takarken tekrar çekeriz. Evet. Şimdi ilk malzememizi kaputun üzerine takacağız. Şöyle tutsun istersen. Nasıl takıldığını ben bilmiyorum yalnız. Şimdi şu altlarındaki... Evet. Şu kaputun önceki parçaları, kırık parçaları düştü. Tamam. Şöyle geçireceğiz. Şuradan gösterirsen daha iyi olur. Bak bir dakika. Şu malzeme. Şu malzeme evet. Şu araya girecekmiş. Onun için şimdi. Kaputu kaldırsak daha iyi olmaz mı? Komple. Yok. Geçti benim bu taraf. Bu taraf da geçti. Ha burada geçti. Bu da geçti. Bu da geçti. Bunu kimse geçirmemiş. Yalnız kalmış. Bunu sana bırakmışlar. Ben de o ara aracımızı göstereyim. Tamam, orayı sökeyim. Orayı sök, sök, şunu sök. Bir dakika. Dur geçinme. Tamam. Bu da tamam. Kaput zaten açık ha. Bir senin tarafını geçmedi. Geçti mi? Tık diyecek. Evet, geç. Çok iyi. Şimdi bir dakika. Köşelerini, şu köşelerini sıfırlamamız lazım. Kaput köşelerini. Birazcık bana gelecek orası. Bana gelecek. Hatta. Biraz daha. Çok geldi. Nereye sıfırladınız? Tam burası. Şöyle bir parmak. Sıfırlamıyoruz da eşit. Evet. Birazcık geri alacağız. Evet, çok iyi. Ondan sonra o sana verdiğim plastik parçaları göster arkadaşlara. Kaputun burasına değmesin diye, yanaşmasın diye iyice bu aralarına takacağız onu. Hangileri? Şunları. Onları değil. Tamam. Bunlar var diyor uzunlar. Bunları en son takacağız. Evet, onları en son takacağız. Takalım. Ben de parçayı göstereyim. Arkadaşlar bunları bu kaputu dayanıp rüzgarda çizmesin diye normalde ya alttan ya üstten destek yapıyorsunuz bunu. Sürekli oynamasın diye. Bunları böyle alttan köşelere doğru takıp sıfırlayacağız. Şu şekilde sen göster istersen. Ha. Bir tane sağ köşeye, ortaya iki tane ittirmelere taktıktan sonra takamadık. Ondan sonra takacağımız başka bir şey var mı benim elimdekilerden başka? Takayım bunları artık. Bunları takmaya başla. Daha sonra da şu gördüğünüz gibi vida yerleri görünüyor. Vida yerleri göründüğü için şunları takmamız gerekecek. Onlar da zaten pıt pıt takılıyor. Şöyle takalım. Bir de şunu da takalım. Evet, bittikten sonra tekrar gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farlarımızın üstüne kaput maskesini taktık. Uzaktan da göstereyim. Spor bir görünüm oldu. Traktör çakarımız var. Turuncu traktör çakarı diye geçen. Onun buradan ayağını söküp aracın tamponuna sabitleyeceğiz. Ondan sonra tamponu sabitlediğimiz ayağı çakarı sabitleyeceğiz. Şu ayağı yani. O nereye takılıyor bir söyleyelim. Buraya. Sabitlenecek bu ayak. Oradan oraya kadar. Evet. Tamam. Tamam takalım. Nasıl duracak bir göstersene. Böyle duracak burada. Buradan duracak. Şu kablo da çakmaklığa gidecek. Evet. Yalnız bu çakmaklığın içine girmeyeceği için. Biz bunu ortadan keseceğiz. Sonra tekrar bağlantısını yapacağız. Yapacağız. Evet. Böyle bir işlem olacak. Devam edelim. Kabloyu almak için bunu takıyorsun. Yetişiyor mu bu kablo? Evet. Zar zor yetişecek ha? Yok, yetişiyor bayağı. Tamam. Daha önce nereden aldınız kablo? Hiç bu arabayı aldınız mı? Buradan aldık aşağıdan. Aldınız mı?
Şimdi LED'in kablosunu içeri aldık. Atakan oradan saklamaya çalışıyor. Şuradan çakmaklığa girecek sadece. Sonra modüllerini yakmaya başlayacağız. Zaten çakmaklık şu. Modülleri de düğmeyle bastıkça bunlarla yanıyormuş. Şu açıp kapatma zaten. Bağlandıktan sonra tekrar gösteririz. Evet, şimdi çakarımızın bağlantısını yaptık. Aç Atakan. Açık mı? Değil. Açıldı. Modları değiştiriyorum. Evet, değiştir modları. Evet. Sabit yandı şu an. İkili çakar yanıyor. Evet, gece modunda daha güzel görünecek. Arkadaşlar şimdi far çerçevemizi takma işlemine geçiyoruz. Atakan oradan kabloyu alacak. Şöyle bir kablosu var. Şöyle de çift taraflı bandı var. Kablo bağlantılarını yaptıktan sonra üstüne bantlayacağız. Yapıştıracağız yani daha doğrusu. Şimdi Atakan içeriye kablosunu aldı. Buna bir elektrik vereceğiz. Bunu nereden alıyoruz elektriği? Parklardan. Parklardan. Şey, gündüz parklarımız. Gündüz lambalarından. Gündüz lambalarından. Gündüz ledlerinden alacağız. Evet. Biraz da çek. Dur bir dakika. Tamam. Çek biraz da. Yok, çekmeyeceğiz. Yapıştırmak için mesafe bırakacağız, sonra çekeceğim. Tamam. Şimdi evet. Falçı da yağlayalım İsmail sen. Ben tutayım, bırak. Evet. Sen şuraya geç. Ben şuraya geç. Evet, sıfırladık mı? Sıfırladık. Şu an bayağı da bir güneş vuruyor. Bu yüzden hemen yapışacaktır. Kolay kolay çıkmaz. Güneşte yapmak bunları daha sağlıklı. Kamza. Kapat. Yak. Adam gitti İsmail ya. Tamam. Aç. Kapat. Uğrarız sonra. Tamam. Ha, aşağıyı da gösterin. Evet. Çok iyi oldu. Alan sökmüş arabanın farlarını. Evet arkadaşlar, şu anda kaput üstündeki ledleri de taktık. Sadece bağlantıları eksik. Şöyle gördüğünüz gibi. Yeni bir aparat bulmamız gerekiyordu. Üstünden aparat çıkmadı. Vidatıp da yapmak gerekiyormuş. Ama tabi vidatılmaz kaputun üzerine. O yüzden böyle yaptık. Uzaktan bu şekilde görünüyor. Şöyle yandan da göstereyim. Baksana düşecek. Birazdan şu bağlantılar yapılacak. Atakan, bunları nereye bağlayacağız? Onları nereye bağlayacağız? Aküden elektrik alıp içeriye tuş takacağız. İçeriye tuş takacağız, tamam. Evet. Tuşlu olacak, özel tuşlar olacak yani bunlar, değil mi? Tamam, evet. Bu bağlantı da tamam arkadaşlar, devam ediyoruz. Arkadaşlar tüm bağlantılar tamam. Şu an en sonda bunları bağlayacaktık. Bunların da bağlantısı tamam. Gördüğünüz gibi. Kaput maskemiz, farlarımızın etrafındaki çerçeveler, ledli çerçeveler. Ve şu an yanıyor. Hepsi yandı. Ha, beyazları da yaksana en üstteki. Oo. Şimdi çakarları yak. Evet. Kaç modu vardı bunun? 45. 45 tane modu var. Değiştirsene. Beyazları kapat.
Değiştir. Evet, böyle değişik değişik. Yanıyor. Ne yapacağız? Güzel oldu. Hayırlı olsun Muhammed. Ne yaptınız lan? Bunlar da böyle çakar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Epey uğraştık. Akşam oldu zaten. Akşam olup da videosunu çekmek istedim. Daha güzel görünecek diye. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.